Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinam yaralar yaroy 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 yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Şu anda Çorum ilimizin Sungurlu ilçesinin Şirin bir köyündeyiz. Burası İnegazili köyü. Gördüğünüz gibi burası İnegazili'nin girişi. Buradan devam edeceğiz ve gerçek çarşının göbeğine gireceğiz orada. Orada olanları size göstereceğiz, hep beraber izleyeceğiz. Yeniden merhaba. İşte bizim burada sırasıyla amcalarımız, muhtarımız, böyle büyüklerimiz, böyle buranın en yaşlı dedemiz. Aslında dede demek eski dede demek çok ayıp. Genç delikanlımız diyoruz. Eski muhtarlardan. Gördüğünüz gibi böyle takip edersek köyümüzün en ileri gelen büyüklerimiz. Öyle söyleyeyim. Orada dernek yönetimimizden bir abimiz, bizleri buraya davet eden, buraya gönderen iş adamları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Aslında köyümüz bir merkez köy. Muhtarlarımız iyi çalışmış, iş adamlarımız iyi çalışmış. Ben Haydar Ali Öztaş'a, Habip Öztaş'a ve orada Habip Pekmezci, Nazım Pekmezci ve daha ismini bilmediğim iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten değerli ve güzel iş adamları. Gençlerimizin hiçbirisi kalmamış. Gençlerimizin hepsini işe almışlar. Hemşeri ve milliyetçi bir insan. Kendi insanına sahip çıkan bir insan. Ben sevgilerimi iletiyorum. Köyümüzden kopmamışlardır. Köyümüzü örnek köy yapmışlardır. Tokuş Dağı dediğimiz büyük köyümüzün dağı. Şimdi köyümüz dediğin Çorum elinde yok onun gibi. Çok güzel yaptılar. Allah hayırlarını kabul etsin. Köyümüzün aşevimiz vardır. Köyümüz halkı tarafından muhtarımızın katılımıyla, muhtarımızın öncülüğüyle, ağlarından aşevimiz yapılmıştır. Köy binamız yapılmıştır. 3 kat altında bahçesi, köy odası, çay ocağı, ikinci katta konfor salonu, toplantı muhtar odası, üçüncü katta yatmak için gelen misafirlerimize her yönüyle misafirlerimizi muhtarımızın varlığıyla gelen misafirimizi ağırlarlar. Tokuş'ta yapılan binalarımız, ibadethanemiz, kesimhanemiz,
her yönüyle her şey yerli yerindedir. Çevre köyler, bizim köy değil, İnegazili değil, çevre köyler bile hep oraya ibadete gelirler. Güzel kurbanlarını keserler. Kurbanlarını keserler, orada ibadetini yaparlar, toplumlarını yaparlar, cem yaparlar. Dedelerimizden gelen olur. Orada güzel cem yaparlar, bayağı yürür, her şeyi yürür. Bilgi verirler. Alışıklı, Kavak, İnegazili, Cingeli, bu köyler devamlı gelirler. Hepinizden Allah razı olsun. Köyümüze bu hizmetleri davet edip getiren başta sayın iş adamlarımızdan Haydar Bey, Nazım Bey ve Rafet Beylerden, Hacı Memiş'in çocuklarından cümlesinden Allah razı olsun. Köyümüze büyük destek olmuşlardır. Bu köyü köy yapan o insanlardır. Onların haklarını ödeyemeyiz. Evet, köyümüzde çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de sayın dernek yönetiminden bir amcamız, Aslan amcamız bizi evine, gördüğünüz bu eve yemeğe davet etti. Kendisine doğru gidiyoruz. Hoş geldin. Gel. Görüyorsunuz köyümüzün dernek yönetiminden Aslan amcamız evine bizi davet etti. Yemeğe davet etti ekibimiz olarak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sevgili dernek yönetimimizden Aslan abinin evine misafir olduk. Ekibimizle beraber sağ olsunlar bize öğlen yemeği söylediler. Sonra da yine de Aslan abinin bahçesinde sayın muhtarımız, 9 yıllık bir muhtarımız, sevilen sayılan bir büyüğümüz. Onun yanında Aslan abimiz dernek yönetimimizdi. Yine muhtarımızın azası. Onlarla beraber bahçede bir sohbet etmek istedik. Fakat şimdiye kadar gördüğüm il ve ilçelerde ve beldelerde şunu gördüm. Örnek bir köy. Bütün Türkiye'nin bu örnek köyü görmesi lazım. Bu köye gelip yaşaması lazım. Misafirperverliğin ne olduğunu burada anlaması lazım. Köy dedi mi halkıyla bütünleşen, kardeşçesine yaşayan, Alevisiyle, Sünnisiyle beraberliklerini hiçbir zaman zora sokmayan, kardeşliğini perçinleştiren, cenazelerde, düğünlerde, acı günlerde, kötü günlerde hep beraber sarmaş dolaş olan, sımsıkı birbirine sarılan bir toplum. Şimdi biz lafı uzatmadan fazla bu örnek köyden, bu şirin köyün değerli muhtarımız, 9 yıllık muhtarımız, onun düşüncelerini alacağız. Köy hakkında bana bize bilgi verecek.
Sonra da sırasıyla dernek yönetimimizden Aslan abimiz ve muhtarımızın azasıyla röportajlarımıza devam edeceğiz. Evet muhtar amca, köyümüz, önce kendini tanıt, isminle soyadınla kendini tanıt, köyümüzü anlat. Mehmet Güzel Dağlar, İnegazeli köy doğumluyum. İnegazeli'de halen ikinci dönem muhtarlık yapmaktayım. Köyümüzün en güzel tarafından birisi iş adamlarımızın köyden vazgeçmemeleri. Ankara, İstanbul, iki tane derneğimiz var. İkisinin de köyün bu kadar güzel olmasının sebebi derneklerimizdir, iş adamlarımızdır. Birbirimize kardeşiz, sarılmaktayız ve kardeşçe birbirimize destek vermeyiz. Biz burada ayakta duruyorsak, İstanbul'daki iş adamlarımızın sayesinde burada ayakta duruyoruz ve bu temizliği, bu güzelliği bundan yaşıyoruz. Ha, belki eğer ki iş adamlarımızın desteği olmasa belki köyde belki birbirimize düşmek gibi bir şey olur ama ona da hiçbir zaman fırsat vermiyorlar ve her zaman da yanımızdalar, beraberiz. İlimizden, ilçemizden, köyümüzden hep beraber çok güzel geçinmeyi ve bu arada birbirimizi savunmayı da biliyoruz. Bu iş adamlarımızın çocuğu da, kızı da, gelini de hepsi köyünü seven bir kişiler. Adam 15 gün geliyor, köyüne kalıyor ama köyünden vazgeçmiyor. Nerede olursa olsun İnegazeli köyüne devamlı gelip destek veriyorlar. Ve bundan çok çok memnunuz. Ve iş adamlarımızdan da Allah razı olsunlar. Bizi hiçbir zaman perişan bir durumda bırakmıyorlar. İş adamlarımıza buradan bir şey diyeceğim bir şey var mı? İş adamlarımıza bu hususta en büyük saygı, sevgi, selamlarımız onların olsun. Onlarla beraber olsun. İsimler nedir iş adamlarımızı da bilelim yani. Örnek gibi olsun çünkü. Habib Pekmezci, Naci Orfa, Haydar Ali Öztaş, Nazım Pekmezci, Rafet Pekmezci, Halil Pekmezci. Bunlar hepsi iş adamlarımızdan buradan hiç ellerini çekmeyenler. Dernek başkanlarımızdan Nazım Pekmezci, Ömer Pekesen, iki tane dernek başkanımız bir uyumla beraber buradan ellerini çekmedikleri gibi en ufak bir şeyimizde de bizim yardımımıza koşan kişiler bunlar. Gelen belgeseli çeken arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederiz köyümüzü bu şekilde dile getirdiğimiz için. Ben muhtar amcamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten ben biraz evvel anlattım ya, örnek bir köy, şirin bir köy. Ben o kadar Güneydoğu'da zor şartlar altında çekimler yaptım. Ama burası kaza olacak kadar bir yer. Bu köye baktığında Güneydoğu'nun bazı ilçelerinden büyük olduğunu gördük. Biz tabii ki burada özellikle bizi buraya davet eden özellikle Nazım Bey'e, dernek başkanımıza, özellikle Haydar Ali Öztaş'a çok teşekkür ederim, amcamızın ellerinden öpüyoruz. Çünkü gerçekten değerli bir iş adamımız, orada fabrikaları olan bir insan ve buranın gençlerini toplayıp da götürüp burada kendi himayesinde çalışan, milliyetçi duygulara sahip olan bir amcamız. Ben onlara teşekkür ediyorum ve burada derneğimizin yönetimindeki abimize mikrofonu vereyim, bakayım onun düşünceleri ne olacak. Köyümüzün iş adamlarına teşekkür ediyorum. Köyümüze bu imkanları tanıdığı için tekrar teşekkür ediyorum. Aslan Savcıoğlu olarak da. Köyümüz düğünüyle aynen muhtarımızın dediği gibi düğünde, dernekte her şeyimiz beraber, öyle bir ayrım gayrım olmadığı şartta kardeş gibi geçiniyoruz köyümüzde. Hoş geldin diyoruz tekrar Halit Bey'e ve kameran arkadaşımıza. Biz 1984 doğumluyum. Gencim ama köylü olarak seçildik. Bir muhtarımız ve ben olarak köyümüzde hizmete, öncelikle dedikleri gibi muhtarımızın ve Halit Bey'in anlattıkları gibi iş adamlarımızdan Sayın Habib Pekmezci ve Haydar Ali Öztaş, Nazım Pekmezci ve
ismi anamadığım şu anda bütün iş adamlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Köyümüzün altyapısı olarak, işte su olarak, depomuz olarak, ne bileyim aklına ne gelirse, çöp olarak haftada iki sefer ya temizliği olarak, işte hiçbir sorunumuz köy olarak yok. Tek bir sorunumuz şey olarak bir yol sorunumuz var. Eğer bunda da devlet büyüklerimiz bunu dinler de bir şey yaparsa, bir 20 kilometre yolumuzda bir takviye yolumuz istiyoruz. Ama bunu valimiz ve kaymakamımız önce dinlerse, tabii cumhurbaşkanımız, başbakanımız bunu tabii şey yaparsa, bir 20 kilometre yolumuzda bir sorunumuz var. Pıhtarımızın şu an şey olduğu için dilekçesi de var, ama bunu biz medya olarak yansıtmak istiyoruz. Tabii uygun görürlerse, tabii büyük olarak. Köyümüzde hiçbir faaliyet olarak her şey yolunda, Allah'a bin şükür. İşte ayrım olarak, şey olarak hiçbir sorunumuz yok. Bundan gayrı da hiçbir şeyimiz yok diyelim yani. Çok çok teşekkür ederiz iş adamlarımıza, işte ileri gelenlerimize. Başka da bir şey diyeceğimiz yok. Allah bin katı razı olsun, Allah var etsin, binle bin katsın. İşte kardeşlerim, örnek bir köy. Türkiye'nin örnek köyü, İnegazili köyü. Ha, burası neresi derseniz, burası Çorum ili Sungurlu ilçesinin bir köyü. Ha, bu gördüğünüz köy, biraz evvel görüntü yönetmenimiz Yusuf Yıldız'ın gösterdiği görüntülerden dolayı burası bir ilçe değil, yanlış anlamayın. Burası bir köy. Niye bir köy? Çünkü Güneydoğu'da böyle bir köy yok, böyle köy olan yerler de ilçedir. Jandarmalık ilçedir. Fakat çift minareli camimiz, karşısında okul, onun bu tarafında sağlık ocağı, ebemizle. Hiçbir şeye, buradaki insanların hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sadece devletimizden istediği nedir biliyor musun? Ahım şahım bir şey değil. Devletimizden sıkıntılı bir şey istedikleri değil. Devletimizden iş istememişler, fabrika istememişler, hiçbir şey istememişler. Fakat sadece devletimizden, buradaki Çorum valiliğimizden, karayolu genel müdürlüğümüzden, özellikle başbakanımızdan, buradan tek istediği 20 kilometrelik bir yol. İnan ki İnegazili köyümüzü çok mutlu edecektir. Ben bu işin takipçisi olacağım. Çünkü ben ömrüm boyunca çektiğim belgesellerde her zaman bunları dile getirmişimdir. Bazı köylerimizin gerçek ihtiyaçlarını dile getirmişimdir. Ama niye getirmişimdir? Gerçekleri dile getirmişimdir. Çünkü ben kalkıp da boşu boşuna devletimizden herhangi bir istediklerini görmedim. Çünkü İnegazili köylülerimiz muhteşem, kardeşçesini yaşayan, onların musafirliklerini ablalarımızla, kocalarıyla, beyleriyle, halkıyla, vatandaşlarıyla, bir bütün ırkı mezhebi ne olursa olsun. Lütfen Sayın Valim, burada Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Biraz evvel aşağıda muhtarımızın bahçesinde ve yönetim kurulu üyemizin, Aslan abimizin bahçesinde konuşurken yine sesleniyorum. 20 kilometre yola ihtiyacımız var. Rafet Bekmez, İnegazili köyünden. Biz bu memleketten nasıl söyleyeyim, 1962'de İstanbul'a gittik. Ama biz köyümüzü hiç unutmadık. Hep köyümüze geldik, gördük. Bütün gerektiği kadar elimizden gelen imkanlar dahilinde tamamen yardımlarımızı kesmedik köyümüzden. Köyümüze hep katkılarımızla köyümüzü güzelleştirdik. Derneklerimizi
meydana geldi. Dernek kurduk. Ve ne eksiklerimiz varsa 3-5-10 kişi böyle arkadaşlarımızla, köyümüzün birlikleriyle, katkılarıyla bir yere getirdik. Köyümüzü güzelleştirdik. Şu anda da köyümüze gelip gidiyorum. Her zamanki köyde evlerimiz de var. Bağımız, bahçemiz, her şeyimiz olmak şartıyla. Ama çok zorluklara geldik biz bu durumlara. Çok çalıştık. Ve halen de çalışıyoruz. Çok şükür memleketimize bir yere geldik. Bunun dışında işte İstanbul'a gittik. Çorap üzerine çalışıyoruz biz tamamen. Çorap imalatçısıyız. Fabrikalar getirdik meydana. Fabrikalar çalıştık, getirdik. Şu anda da mevcut halimizde çalışıyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Hemşehrilerimizin. Her ne demişsek beraber olduk. Bir olduk. Birlikte bütün katkılarımızı yaptık. Şu anda da devam etmek üzereyiz. Yani. Teşekkür ederim. İş adamlarımızın. Ben Haydar Ali Öztaş. Ayrıca Nazım Pekmezci. Abilerimize ben buradan çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraberiz abilerimiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Siz böyle destek olduğunuz zaman köyünüze sahip çıktığınız sürece bizler sizin daha yanınızdayız. Daha da güzelleşecek. Daha da güzelleşecek. Gel ben şurada bir yer gördüm abi. Sungurlu beldemizin İnegazili köyündeyiz. Aşevi ve Kültür Merkezi önündeyiz ve Aslan amcamızdan bu konu hakkında bilgi alacağız. Ve Aslan amca bu derneğin çalışmalarını, bu dernek nasıl bir insanlara, halkımıza nasıl bir faaliyette bulunuyor, nasıl bir yardımda bulunuyor onu dinleyelim kendisinden. Evet buyurun Aslan amca, derneği anlat bakalım. Bu dernek 2016'da faaliyete geçti. 1000 kişi yemek yiyebiliyor içinde. İstanbul'daki komşularımız fabrika sahiplerinin yardımıyla oldu. Biraz köylerden halktan yardım oldu. Bilhassa İstanbul'daki çorapçılardan yardımıyla bu dernek 2016'da kuruldu. İçinde 1000 kişi her şeyle beraber yemek yiyebiliyor. Bu şekilde İstanbul'daki büyük komşularımız Haydar Ali Öztaş, Alpin Çorapları, Nebege çorapları, Beks çoraplarının sayesinde de özellikle onlar çok yardım ettiler. O şekilde faaliyete geçti bu derneğimiz. Bu dernek ne yapıyor? Görevi ne yani? İçeride ne yapıyor? Cenazelerde yemek giniyor, düğünlerde yemek giniyor burada. Bu şekilde köyümüz kullanabiliyor burayı. Bütün köyümüz yani bundan faydalanıyor. Faydalanıyor. Tüm köyümüz faydalanıyor. Şimdi bütün köyümüzün gençleri, fazla genç göremedim. Bu gençler hepsi bu iş adamlarımız yanında mı çalışıyor? Hep iş adamlarının yanında çalışıyor. Gençlerden bak burada kimse yoktur. Emekliler geliyor sadece yazları. Gençler hep İstanbul'da, Ankara'da bu şekilde çalışıyorlar. Derneğimiz burası. Gerektiği yerde 1000 kişilik yemek, cenazelerde, düğünlerde faaliyet gösteren insanlara yardımcı olan bir dernek. O gerçekten İstanbul'daki Haydar Ali Öztaş abimize, amcamıza uzun ömürler diliyoruz. Bu köye çok büyük yatırımlar yapmış. Gerçekten isim vermiyorum zaten amcamı söyledi. Ünlü çorapların sahibi, ihracat yapan, buranın gençlerine hepsine iş aş veren bir büyüğümüz. Ben buradan kendilerine saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Amcamız size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendi köyümü. Köyümüzde de bütün iş adamları var mesela ki. Haydar Ali Öztaş, Nazım Pekmezci mesela ki. Bunların köye çok faydası olduğu için, onlar bu şehirde çalıştığı için biz de köyümüze elimizden gelen yardımları yapıyoruz yani. Thank you.
Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca Sinam yaralar yaroy 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 yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Sinam yaralar yaroy 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 yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy 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 yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle yaroy 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 yaroy. Yol gizli gizli.